Sonra diyor ki şeytan, ben onlara emredeceğim, onlar da feleyugayyirunne halkallah, fıtratı değiştirecekler. Estetik ya alakalı özel bir ana bilim dalı geliştirirler. Parası olanlar yaşlandıkça oraya girerler. Ne yaparlar? Yüzlerinde Allah Azze ve Celle yaşlandıkça böyle çizikler atar, değil mi? Çizikler. Aynanın karşısına geçince o çizikler onlara ölüyorsun der, ölüyorsun. Ölüme yaklaşıyorsun. Hesaba geliyorsun. Gittiğin yer ahiret, oraya hazırlan der. Ama onlar koşarlar, masaya yatarlar, şu kadar para verirler, gerdirirler yüzlerini, gerdirirler ayaklarını vesaire, uzuvlarını. İşte ben diyor onlara emrederim. Birkaç tane örnek vereyim diyor Cenab-ı Hak. Şeytanın o dünyada nasıl hakim olduğunu görün, nasıl hakim bu dünyada. Bakın o sosyetenin o sokağa çıkardıklarına, ekrana çıkardıklarına, aşüftelerine vesairelerine bakın. 60 yaşına geldi, 70 yaşına geldi, hala estetikle meşgul oluyorlar. İşte bu da haramdır, bu şeytanın emridir, değil mi? Şeytanın emridir. Şimdi bir kadın erkek burnuna müdahale etmeyecek. Allah Teala öyle yaratmıştı. Ne zaman müdahale edebilir? Tedavi için müdahale edebilir. Ziynet için müdahale edemez. Tedavi olsun diye müdahale edebilir. Bir kadın şimdi kaşının şurasını aldırabilir mi? Aldıramaz. Neden? Haramdır. Vele amurannahum fele yugayyirunna halkallah. Bu fıtrata müdahaledir. Ama burasında kadının tüy varsa burayı aldırabilir. Çünkü kadının burasında varsa aldırabilir. Neden? Çünkü bu fıtrattan değildir. Ama erkek gidip de buradaki tüyü alması, yani tüy derken sakal, sakalı kesmesi nedir? Fıtrata müdahaledir işte. Sakal fıtrata müdahale olduğundan dört imam haramdır diyor. Sadece Şafii fukahasından. İşte İmam Nevevi gibi bazıları tenzihen mekruh diyorlar. Neden? Çünkü fıtrata müdahaledir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da hamsum minel fıtra, aşrum minel fıtra buyuruyor. Beş şey fıtrattandır. On şey fıtrattan. Peki neyi sayıyor onlardan? Veffirul liha, lihye liha, sakalı bırakın buyuruyor. O halde sakalı bırakmak fıtrattandır. Yani fıtrat diyor İmam Nevevi bu hadisi şerh ederken, sünnetun min sünenil evli enbiya, peygamber sünnetlerindendir. Onun için yani böyle telkinler varsa Müslüman bilecek ki bu şeytandan gelecek. Ama bazı sakal kesen Bediüzzaman gibi allameler varsa, o İmam Şafii, Şafii'ül mezheptir. Dolayısıyla kendi içtihadı olarak alacaksınız. Yani Bediüzzaman Hazretleri o noktada içtihada layık birisidir. Kendisi böyle içtihad etmişti. Ama sonra gelenler Kur'an-ı Hakim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyrukları vardır. Yani o bir müçtehittir. O alanda kendisi içtihad etmişti. Ama sonra gelenler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yani sünneti ortada, sakal ortada. Sakal her durumda, sakalı kesmek onun dışındakiler için efendim fıtrata muhalefet olur. Yani tabii ki özel artık farklı mülahazaları olanları biz kendi mülahazalarına baş başa bırakırız. Yani onlara. Ama burada ayet-i kerime var. Yani peki bu hüküm Bediüzzaman gibi mesela başka böyle alimler varsa onlara geçer mi? Onların kendi konumlarını içtihatları çerçevesinde değerlendirmek lazım ki o zaman buraya girmez. Ama o içtihat seviyesine çıktılarsa öyle değerlendirmek lazım. Peki demek ki estetik haram kardeşim. Fıtrata müdahale etmek haram. Fıtrata müdahale etmek haram. Erkek kadın güzelleşmek için bunu yapamaz. Peki bir kadın yani burnunda çok garip bir şekil var. Kocası da onu boşuyor. Boşuyor onu. Peki bu kadın kocası onu boşayacaksa o zaman yani o burnundan dolayı boşayacaksa o zaman küçük çaplı bir müdahale yapabilir ki aileyi kurtarmak için böyle fetva veren alimler var. Ama bir kız evlenmek için böyle bir şey yapmayacak. Burasını alır, orasını alabilir. Efendim kaşının üstünü, orasını, burasını alması yani normalde tüy olması gereken yerlerden tüyü alması sureti kat'iyede haramdır efendim. Haramdır, tamam?
Peki efendim, tabi o fıtrat, aşrun minel fıtra, hamsun minel fıtra, orada neler var? Efendimiz aleyhissalatü vesselam, işte koltuk altı temizliği, vücut temizliği, oralardaki tüyleri temizlemek, onları fıtrattan kabul ediyor. Dolayısıyla Müslüman erkeğin, kadının oradaki tüylerini alması, temizlemesi, vücudunun sair organlarındaki, onlar da fıtrata giriyorlar. Yani o temizlikleri yapacaklar. O emirdir. O fıtrata müdahale değil. Bilakis nedir? Fıtratın gereğidir. Fıtratın gereğidir.